duyu organları. Duyu organları sahip oldukları reseptörler sayesinde dışarıdan gelen bilgileri alarak sinir sistemimize iletiyorlar ifadesi doğru bir ifade çünkü bütün duyu organlarımız e, sinirlerle çalışabiliyor. Dışarıdan algıladığımız reseptörlere algıladığımız bu etkilerimizin e, bizde bir şekilde ortaya çıkabilmesi için bunların sinir sistemimizle beynimize iletilip ...değerlendirilip, ona göre... ...görmedir, koklamadır, duymadır, işitmedir, tatmadır... ...meydana gelmesi gerekiyor. Farklı farklı reseptörler var... organlarımızda. Mesela... ...mekano reseptörler, mekanik reseptörler... ...basınç gibi, dokunma gibi, gerilme gibi... ...hareket gibi, ses gibi... ...etkileri ancak algılayabiliyorlar. Ee, biz bu ifadeye doğru diyoruz. Çünkü kulağımız ve derimiz... ...bakın, mekanik reseptörlere sahip olan organlarımızdandır. sıcaklık reseptörleri termo reseptörler dokunma ile ilgili değişimlerin algılanmasını sağlar demiş arkadaşlar dokunma ile ilgili değişimleri mekanik reseptör bakın yukarıda söylemiştik sağlıyordu bu termo termometreden geliyor sıcaklıkla ilgili olduğu için sıcaklık ısı değişimini algılıyor yanlış bir ifade olmuş olacak kimyasal reseptörler kemo reseptörler ıslak organlarımız adını verdiğimiz burnumuzda ve dilimizde yani mukus salgılayıcı olan organlarımızda kemoreseptörler bulunmaktadır ifadesi doğru bir ifade ondan dolayı. Mekanoreseptörler o zaman biz önce söylemiştik derimizde ve nerede bulunuyor? Kulağımızda bulunmuş oluyor. Sadece fotoreseptör olarak yani ışıkları algılayabilen reseptörlere sahip olan e, görünür ışığı algılayan bu şekildeki organımız ise gözümüz oluyor ifadesi yine doğru bir ifade olmuş oluyor bundan dolayı. Termoreseptörler sıcaklıkla ilgili olan reseptörlerimiz hem derimizde hem de dilimizde bulunabiliyor. Dilimizin de biz sıcak bir şeyler içtiğimiz zaman veya soğuk bir şeyler yiyip içtiğimiz zaman etkilendiğinin herhalde farkında olmuşuzdur. Bu şekilde burada da termoreseptörlerin varlığından biz bahsedebiliyoruz. Deride bulunan nöronların dentritleri var, serbestliğinin uçları var. Bunlar da ağrı reseptörü olarak işlev görüyor. Yani bizim her yerimiz ağrıyabilir. Kolumuz, bacağımız, gözümüz, kulağımız. Dolayısıyla bu ağrıyan yerlerimizin biz ağrıdığını hissetmek için derimizin serbest sinir uçlarındaki ağrı reseptörleri sayesinde ne yapmış oluyoruz? Bu şekilde bunları algılayabilmiş oluyoruz. Gözümüze bakacak olursak dıştan içe doğru 3 tabakadan meydana geldiğini görüyoruz. Gözümüz dıştan içe doğru sert tabaka, ortada damar tabaka, kan damarlarınca zengin olan tabaka olduğu için buna damar tabaka diyoruz. Gözümüzü besleyen tabaka aynı zamanda artıklarını toplayan tabaka bu tabak olmuş oluyor ve retina adını verdiğimiz A tabakadan meydana gelmiş oluyor. Bunun şekline bakacak olursak <laughs> gözümüzün arkadaşlar şöyle yapsak daha doğru olacak. Evet. Şimdi şu gözümüzün en dış kısmı korneayı oluşturan şu sert tabaka gözümüzün en dış kısmında ön tarafında saydamlaşarak kornea adını verdiğimiz saydam tabakayı oluşturmuş. <laughs> Onun altında Kan damarlarınca zengin olan damar tabakayı görüyoruz. Bir alt tabakada. Damar tabakamız gözümüzün ön kısmında irisi ve şu gördüğünüz göz merceğinin meydana gelmesini sağlıyor. Aynı zamanda kirpiksi isim dediğimiz ve bağlayıcı e, lifler adını verdiğimiz yapılarla göz merceğinin kalınlaşıp incelmesi sağlanıyor. Şurada gördüğünüz açıklık ise göz bebeği açıklığıdır. Bu göz bebeği açıklığı ışığın miktarına göre büyüyüp büyüyüp küçülebiliyor. İşte burada göz merceğinin de kalınlaşması ve incelmesi gözlü beynin küçülüp büyümesinde ne yapıyor? Etkili olabiliyor. Gece evimize vardığımız zaman ışığı açıp kapatırsak aynanın yanında gözümüzün tam ortasındaki siyah noktanın işte biz oraya gözü bir açıklığı diyoruz. Orası delik olduğu için gözümüzün içine doğru açıldığı için siyah gözüküyor. Normalde renkli bir tabaka değil orası. E, ne yapıyor? O bölge ışık e, kapandığı zaman e, büyüdüğünü, geri açıldığı zaman ise hızla küçüldüğünü gözünüzde görebilirsiniz arkadaşlar. E, en arkada ise bakın şu şekilde retina adını verdiğimiz alt tabaka yer alıyor. Bakın burada sarı nokta, sarı benek adını verdiğimiz bir nokta var ki zaten esas görüntü oraya düşüyor. Ters görüntü olarak ilk defa görüntü burada oluşuyor ve ee, buradan aşağıda bakın optik kör noktadığını verdiğimiz sinirlerle burada niye kör nokta demişler buraya? Ee, hiç ışık almadığı için fakat bütün gözümüzle ilgili görme sinirleri buradan geçmek zorunda beyin kısmımıza. Dolayısıyla esas aslında sinirler, görmeyle ilgili sinirler kör noktada ne yapıyor? Oluşmuş olan impulsu beynimize aktarmakla görevli olmuş oluyorlar. Bunun dışında şu gözümüzün içinde camsı sıvının olduğunu, gözümüzün şeklinin meydana gelmesinde, iyonik dengesinin sağlanmasında, matkal alışverişinin kolay hale gelmesinde görevli olduğunu söyleyebiliriz. Az çok şimdi kafamızda bir şekilde oluştu. Şimdi tekrar notlarımıza, sorularımıza dönecek olursak buradan gördüklerimizi daha iyi anlayacağımızı düşünüyoruz. Evet. Sert tabaka gözümüzün ön tarafında saydamlaşıyor ve hafif şişkinleşerekten saydam tabaka adını verdiğimiz kornea tabakamızı ne yapıyor? Oluşturuyor. Korneada biraz önce bahsetmiştik sadece damar tabakada vardı. Kan veya lenf damarları kesinlikle bulunmaz ifadesi o zaman doğru olmuş oluyor. Ve ışığın ilk defa kırılarak gözümüze girmesini sağlayan yani gözümüzün merceğine ulaşmasını sağlayan tabakada yine korneadır ifadesi doğru oluyor. Demek ki ışık ilk defa kimde kırılıyormuş diye sorarlarsa kornea da kırılıyor diye bilmemiz gerekiyor. Hangi tabakada bol miktarda kan damarı vardı? Damar tabakada gözümüzü besleyen çünkü kan damarları burada bulunmaktaydı. Artıklarını toplayan yine damar tabaka kılcallara sahip olan damar tabaka burada bulunmaktaydı. Damar tabakanın iç yüzeyini döşeyen hücrelerde bulunan pigmentler gözün içine giren fazla ışığı emiyor ve bu şekilde göz yuvarlağının içini karanlık bir odaya dönüştürüyor. Yani fazla gelen ışınlarımızın e, sahip olduğu pigmentlerle emen tabaka hangisi damar tabaka. Dolayısıyla bu özellik e, neye katkı sağlamış olur? Görüntünün sadece belli bir yere odaklanarak net olarak algılanmasını bu özellik sağlamış olur diye söyleyebiliriz. Korneaya gözün ön tarafında farklılaşarak irisi kirpikte cismi ve merceği tutan kaslı yapıdaki askıları oluşturur. Biraz önce gördüğümüz şekildeki bu yapıları arkadaşlar kornea değil damar tabaka farklılaşarak ne yapıyordu? Oluşturuyordu. İris düz kaslardan oluşmuş ve gözün renkli görmeyi sağlayan kısmıdır ifadesi yanlış bir ifade. Çünkü irisin görevi arkadaşlar göz uyumunu sağlamak için göz beynin büyük küçülmesini sağlamanın yanında kasılıp gevşeyerek ee, renkli görmeyi sağlayan değil de gözümüzün renkli görünmesini sağlayan kısımdır. Gözümüzün renkli görmeyi sağlayan kısmı e, A tabakada bulunan e, koni reseptörleri diye adlandırdığımız reseptörlerimiz var. Onlar renkli görmeyi sağlıyorlar. Irisin yapısındaki kaslar e, hangi kaslar isteğe bağlı çalışmadığına göre düz kaslar ışığın şiddetine bağlı olarak kasılarak gevşeyerek göze gelecek olan ışık miktarını ayarlıyorlar ve bu şekilde biz biraz önce de bahsetmiştik göz uyumu dediğimiz olgu meydana geliyor bu sayede biz görüntüleri net olarak algılayabilmiş oluyoruz